Arkadaşlar merhaba, Partyum'a hoş geldiniz. Bugün o çok beğenilen kokteyl tekniklerimizin üzerine bir şeyler daha ekleyerek bu sefer portakal ve sadece portakalla neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Bu portakal. Faydaları saymakla bitmez. Baş parmağımı bunun altında sabitleyerek yukarıdan aşağıya doğru geniş bir şerit çekerek kabuktan bir parça aldım. Sonra portakalın burasından bakın. Yukarıdan aşağı doğru bir portakalı incelediğimizde bu göbek kısmını oluşturuyor ve çekirdek de şu coğrafyada oluyor. Eğer ben buradan şu şekilde kesip sonra da buradan böyle kesersem içeriye girdiğimde bu açıları şöyle almam gerekiyor. Bu tarafını şöyle kestikten sonra ortadaki şu etli kısmı şuradan ve şuradan ayırıyorsunuz ve yiyebiliyorsunuz. Portakal efsane. Arkadaşlar bu kabuğu aldık. Bir de bunları kokteyl için ayırdık artık. Limon kesermiş gibi bunun kenarından şu şekilde garnişlik ayırabilirim. İstersem elma gibi, yelpaze gibi açabilirim. Portakalla alakalı bu süslemeyi yaparken buradan şuna geldim. Bardağımı hafif sulandırayım. Ve portakalı bir parça şuradan yerleştirip bir parçayı da tam zıt tarafında şuraya yerleştirmem gerekiyor. Okay. Şimdi arkadaşlar limonda gösterdiğimiz gibi aroma kanalları buradaydı ya. Bunun kabuğunu sıkıyorduk, üstüne zest yapıyorduk. Burada bu sefer şu işlemi yapıyoruz. Dekor makasları var. Meyvelerde de bu işlem işe yarayabiliyor. Kağıt kenarlarını şekillendirilmiş gibi. Bunların kenarlarına şekil verebiliyorsunuz. Ve bunu bardağın kenarından içeriye şöyle yerleştirebiliyorsunuz. Yetmedi. Garniş dediğin bu mu lan derseniz, eğer bunu kenarından şöyle alırsam bu sefer birazcık daha teknik gerektiren özel işlere geri girebiliriz. Buradan geldim. Kenarları bu sefer düzelttim. Sonundan değil, ortasında ortalama 1 santim boşluk bırakarak bir kesik açıyorum. Sonra bunu buradan çevirip tam tersini yapıyorum ve buradan da bunu yapıyorum. Okay. Şimdi portakalım da bunu eğer ayakkabı bağlarmış gibi fiyonk yaparsam bir kelebek veya papyon figürü olacak ve bunu bardağın üzerine koyabilirim. Bu yetersiz mi geldi? Biz bunlarda şunu yapabiliriz. Ortasına bir şerit daha açarım. Bir çizgi. Ama iki tarafı da kapanmaz. Şu şekilde ayrık olur. Ve bunu bardağın kenarına yine fiyonk yaptıktan sonra orta kısım dışarıda kalacağı için bardağın kenarına takılabilir, bir içerik haline getirebilirim. Sevgili ergen arkadaşlarım, sizler için de bir şeyler yapayım. Buradan geldim. Sadece ince bir dikdörtgen olan bir yapımız var artık. Düz bir şeridimiz var. Sadece ortaya bir çizgi yapıyorum. Bir çizgimiz oldu. Bunu yaparken ortadan bastırıp bunu içeriye doğru geçirirsem burada size ufak bir kalp gelebilir belki. Okey mi? Portakaldan veya limon kabuğundan, narinciye kabuklarından ne yapabiliriz dersinde 3. bölümde size veda ederken arkadaşlar Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Onurcan Gencer, yardımcım Bircan yokmuş. Size iyi günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.